Efendim iyi akşamlar. Yeni bir reaksiyon programıyla ve yeni bir konukla yine sizlerin karşısındayız. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bizlerle birlikte. Gazeteci arkadaşım Rümeysa Zügül'le kendilerine sorularımızı yönelteceğiz. Biraz daha konuları irdeleyeceğiz ve programımızın ana temasında olduğu gibi eleştirilerin ve sorunların yanı sıra bu süreçte bizler için çözümler çok önemli. Bu sorunlara ve eleştirilere elimizden geldiğince de çözümler üretmeye gayret göstereceğiz. Efendim hoş geldiniz. Vallahi hoş bulduk. Bir kere programın ismi çok güzel. Reaksiyon. Evet. Reaksiyon verirken dikkatli olmamız lazım. Mesela bana 25 sene, 30 sene önce reaksiyon deseydin o daha hızlı tepki verebiliyordun. Ama şimdi zaman içerisinde daha tecrübe kazanıyorsunuz. Daha böyle bir bilgi birikiminiz daha çok oluyor. Özellikle benim gibi hem bürokraside uzun yıllar görev yapan, sonra da siyasetin her kademesinde görev yapan arkadaşlarınız için, benim için reaksiyon önemli bir şey. Hiç reaksiyon vermeyeceğim, rahat olun. Sorduğunuz bütün soruların hem soruların cevaplarını vermeye çalışacağım hem de çözüm önerilerini aktaracağım. Kesinlikle. Sevgili Muhammed, o kadar güzel bir şey söyledin ki, eleştiri ve çözümler. Hep eleştiri yapmak iş değil. Hep eleştiri yapmanın bir faydası yok. Zamanın sıkıntısı aynı zamanda, evet, değil mi? Zamanın sıkıntısı, zamanı iyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, direkt sorularla başlayacağım o halde ben. Çiçeği burnunda bir partisiniz. Türkiye Değişim Partisi olaraktan. Ve geçtiğimiz yılı da baz alacak olursak 2020 yılında 21 yeni siyasi parti kuruldu. Ve bununla birlikte Türkiye genelinde toplam siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi. İlk olarak sorum şu şekilde olacak. Bu konuyla ilgili de dilediğiniz gibi cevaplar verebilirsiniz. Sizi diğer partilerden ayıran en önemli ve en başlıca özellik nedir? Bu 107 parti içerisinde. Sevgili Muhammed, keşke... orada size takdim edilen bir kitap var. O kitabı şöyle bir kaldırın lütfen. Tabii. O kitabı şöyle bir kaldırın. O kitabın, evet, başında ne yazıyor? Ne bir eksik ne bir fazla yazıyor. İnanın ki şu anda bir ders aldım hayatımdan. Şöyle kitabı hayatımda da tekrar göstereyim. Bir şey daha öğrendim. Bunu bütün çalışma arkadaşlarımın bakmasını arzu ediyorum. Sevgili Muhammed. Ne öğrendim biliyor musunuz? Ben bir yere gitmeden önce, bir yayına çıkmadan önce... Ne bir eksik ne bir fazla. Evet. %100 Mustafa Sarıgül'ü anlatan bir kitapçık. Sevgili Muhammed'e ve sevgili Rümeysa'ya gelmeliydi. Onlar o kitaba iyi bir şekilde bakmalılardı. Onlar o kitaba baktığı zaman bizim yeni parti kurduğumuzu bize sormazlardı. Biz yeni parti değiliz. Bizim köklerimiz Allah'ımın sayesinde çok derinlere dayanıyor. Biz 2004 yılında... mevcut bulunduğumuz partide işlerin iyi gitmediğini söyleyerek Sayın Baykal'a karşı büyük bir mücadele verdik. Evet. Genel başkanlık mücadelesi verdik. Baş kaldırdık. Neye baş kaldırdık biz? İşlerin doğru gitmediğine baş kaldırdık. Biz dedik ki, beyefendi biz 35 sene Baykal dedik ama hep kal demedik. Biz aslında siyasete bir şey getirmek istedik. Bu arada Deniz Bey'e de ben sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Sayın Baykal da benim siyasi bir rakibim oldu. Sonuçta bir hasım değiliz. Evet. Her zaman dostluk ilişkilerimizde en üst düzeyde olması, kesinlikle, lazım. Siyasetine bu noktaya gelmesi lazım. Siyaset bir yarıştır. Siyaset kavga demek değildir. Siyaset insanların birbirine sinkaflı konuşması demek değildir. Ve biz 2005 yılında Türkiye Değişim Hareketi'ni kurduk. Yeni değiliz biz. Yeni partiler çok. Kendilerine başarılar diliyorum. Bir de bir parti kurmanın Muhammedciğim bir heyecanı olacak, bir öyküsü olacak, bir enerjisi olacak. Bir parti kuran bir insanın arkasında bir tarih olacak, bir enerji olacak, bir heyecan olacak, bir birikim olacak. Arkasında vermiş olduğu bir mücadele olacak. Ben ve arkadaşlarım Sayın Baykal'a karşı verdiğimiz mücadeleden sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Bizi komple partiden ihraç ettiler. Biz bütün davalar açıldı aleyhimizde. Niye açılır davalar aleyhimizde? Baş kaldırdığımız için açıldı. Biz neye baş kaldırdık? Mevcut gidişin doğru olmadığına baş kaldırdık. Biz bir haksızlığa baş kaldırdık. Parti için demokrasinin olmadığına baş kaldırdık ve biz 2011 yılında Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştireceğimiz zaman o dönemde Sayın Baykal'ın başına talihsiz bir olay geldi. Bir kaset geldi, kasetle gitti ve onun yerine bir başka isim o göreve geldi. O göreve gelince insanlar bize dedi ki değişim oldu. Siz partiyi durdurun, parti kurmayın. Değişim oldu dediler bize. Ve biz o dönemde 10 yıl şu türküyü söyledik biz.
bekle kar altındaki buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Sonra biraz daha devam ettik. Her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, başaracaksın dedik ve biz şu anda tarlalarda ekilmiş tohumuz. Biz varlığız ve bereketiz. Biz şu an itibariyle kökleri çok derinde olan 16 yıldır Türkiye'nin her noktasını dolaşan ve şu anda bugün bizim kurulalı 50 küsür gün olmasına rağmen biz şu anda 54 ilde örgütlememizi tamamladık, teşkilatlarımızı tamamladık ve teşkilat başkanlarımız, ilçe başkanlarımız şu anda bismillah diyerek görevinin başında. Onun için bizi lütfen yeni kurulan partilerle karıştırmayın. Yeni kurulan partilere de sormak lazım. Bir parti neye göre kurulur? Nasıl kurulur? Ben başka bir şey söyleyeyim. Mesela Allah'ım gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ecevit İsmet Paşa'ya karşı baş kaldırdı, geldi başbakan oldu. Erbakan hocamız sisteme karşı, sisteme baş kaldırdı, geldi başbakan oldu. Süleyman Demirel yasaklara karşı çıktı, geldi başbakan oldu. Peki bugün parti kuranlar neye baş kaldırdı da gelip şey oluyorlar, parti kuruyorlar? Yani neye baş kaldırdı merak ediyorum yani. Sayın Sarıgül, bahsettiğiniz yıllardan itibaren aslında her daim bu siyasi partiyi kuracağınızın planı vardı. Hiçbir zaman vazgeçmediniz yani. Bunu mu anlayalım buradan? Kesinlikle vazgeçmedik. Sadece çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel bir soru. Bizi aydınlatan bir soru. Evet, biz hiçbir zaman mücadelemizden vazgeçmedik. Şunun için vazgeçmedik. Ben örfüne, töresine, geleneklerine bağlı mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Ülkem beni genç kolu başkanı yaptı, ilçe başkanı yaptı, il başkan yardımcısı yaptı. Ülkem beni Kağıthane Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, İETT Genel Müdürlüğü'nde görev verdi. Türkiye'nin ben en genç milletvekili oldum. Başkanlık divanı üyesi oldum. Rahmetli Özal'la, Erbakan hocamla, Bülent Ecevit'le, genel başkanımızla, Süleyman Demirel'le, Erdal İnönü'yle çalışma imkanım oldu. Çok şey öğrendim. Daha sonra geldim, uzun yıllar yerel yönetimde belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı yaptığım ilçede, yerel yönetimlerde Şişli modeli diye bütün yerel yönetimlere örnek olarak çalışmalar yaptım. Bakıyorum, Türkiye'de sıkıntı var, sorunlar var, problemler var. İktidar yoruldu. Ama iktidardan anahtarı teslim alacak olan bilgili, becerikli, yetenekli, örfüne, töresine, geleneklerine bağlı, inançlarına saygı duyan, vatandaşın ben bu devleti bunlara teslim ederim diyen bir muhalefet partisi olmadığını biz gördük. Ve bunun üzerine biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek üzere Türkiye'nin her tarafını dolaştık ve milletimiz bizi göreve çağırdı. Yoksa parti kurabilirsiniz ama teşkilatlarınız yoksa, milletimiz arasında sevgi üzerine dünyalar yoksa, bugün anketler yayınlandı. Bakıyoruz da biz 1,5 aylık parti olmamıza rağmen sağ olsunlar bizim oyları kırpmışlar. Bize 2,5 göstermişler ki biz şu anda 4'ün üzerindeyiz. Ben bunu sahada görüyorum. Gittiğim yerlerde görüyorum. Ben geçen hafta Malatya'daydım. Ondan önce Adıyaman'daydım. Ondan önce Mersin'deydim. Adana'daydım. Balıkesir'deydim. Bursa'daydım. Ordu'daydım. Burdur'daydım. Cuma günü Antalya'da olacağız. Ondan sonra Trakya'ya geçeceğiz. Ben Türkiye'nin her tarafında dolaşıyorum. Bir tek gün daha durmuyorum ve Allah'ıma şükrediyorum ki gittiğim her yerde Türkiye Değişim Partisi olarak bizi çok büyük saygıyla, sevgiyle karşılıyorlar. Bir kere hiçbir yerden bize bir tepki ve reaksiyon yok. Ne kadar oya dönüşür onu zamana bırakmamız lazım ama ben son derece mutluyum. Aynı zamanda biraz da güncel siyasete doğru da konuyu evirmek istiyorum. Daha sonra yine parti çalışmalarıyla, parti politikalarıyla devam edeceğiz. Biraz önce Baykal döneminden başladık ve CHP'nin güncel durumuna kadar geldik. Siz de o süreçte bir baş kaldır hareketinin olduğunu söylemiştiniz. Baş değişim, değişim hareketi. Haksızlığa baş kaldırdım. Hı hı. Ve parti için demokrasi olmadığını gördüm ve baş kaldırdım. Baykal döneminde. Ve şu anda Türkiye'de gerçekten bütün siyasi partiler söylüyor. Bak Türkiye'de tek parti var. Başka parti yok. Tek parti var. Kim tek parti? Bu sakın ha sakın şey olmasın. Bütün partiler aynı. Bütün partiler aynı. İktidar da muhalefet partiler de aynı. Hepsi lidere bağlı parti. Hakka bağlı ve halka bağlı tek parti biziz. Hakka bağlıyız. Bütün yurttaşlarımızın inancına bismillah diyerek saygı duyuyoruz.
Millete bağlıyız çünkü diyoruz ki genel başkanı kesinlikle ve kesinlikle 1000 küsur delege seçmesin. Genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçsin. Bu Türkiye'de bir reformdur. Bu Türkiye'de bir değişimdir. Bu Türkiye'de bir yeniliktir. İlk defa bir siyasi parti kurulurken tüzüğüne diyor ki genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçecek. Ben buradan soruyorum. Bir genel başkan partiye kayıtlı üyesine kendisini emanet edemiyorsa millete nasıl emanet edecek, vatandaşı nasıl emanet edecek? Bu inanın ki reformdur. Ve biz bu delege aldatmacılığını, delege demokrasi aldatmacılığını ortadan kaldırdık. Ve diyoruz ki ilçe başkanlarımızı da partiye kayıtlı üyeler seçecek. Bu parantezle birlikte sorumu devam ettirmek istiyorum izninizle. Yine yakın dönemde de bazı hareketlenmeler mevcut oldu CHP içerisinde. Özellikle son zamanlarda Sayın İnce'nin de bir hareket başlatması ve bunu partiye dönüştürmesi de akıllar aynı zamanda sizin de öncelikle hareket başlattığınızı ve sonrasında partiye dönüştürdüğünüzü getirdi. Peki aradaki fark nedir efendim? CHP'deki Baykal dönemi ve Kılıçdaroğlu döneminde neler yaşandı da bu şekilde bir hareketlenmeler söz konusu oldu? Şöyle, biz Türkiye Değişim Partisi olarak düzeni değiştirmek istiyoruz. Bu düzen değişecek. Ve biz diyoruz ki toprak işleyenin su kullananın. Biz diyoruz ki ülkemizde bir kere sosyal adalet tam olarak sağlansın. Biz diyoruz ki yıllarca konuşulan adil düzen önemlidir. İnsanca akça düzen önemlidir. Biz ikisinden de ders alıyoruz. Yani o dönemde Erbakan hocamızın söylediği adil düzen önemlidir. Ne demek adil düzen? İnsanların birbirlerine sevgisizlik yapmaması, insanların birbirine saygıyla beraber olması. Bu taraftan Bülent Ecevit'imizin söylemiş olduğu ne ezen ne ezilen insanca hakça düzen. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak inanın ki bunlarla meşgulüz. Biz diyoruz ki Türkiye Değişim Partisi olarak bütün kültürler birbirini yok etmeye çalışmasın. Bütün kültürler birbirleriyle el ele, kol kola ve omuz omuz olsun. Biz diyoruz ki insanlarımız kendi kültürlerinden dolayı, kendi inançlarından dolayı, kendi etnik kökenlerinden dolayı asla ve asla ötekileştirmesin. Biz diyoruz ki başı açık olan kardeşimiz de bizim, başı kapalı olan kardeşimiz de bizim. Ben kendimden örnek vermem gerekirse benim ailemde biz mutasip bir aileyiz. Benim anneciğim, hacı anne, ablalarım kapalıdır ama gelinimin başı açıktır. Başı açık da bizim, başı kapalı da bizim. Bir başka şeyimiz şu. Ekonomik mutluluk olsun istiyoruz. Biz bunlar üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Karma ekonomi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O nedenle Türkiye'mizin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal, Türkiye'mizin ahlaki değerlerini en öne çıkaracak olan, ahlaki değerlerini koruyacak olan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Çünkü biz bir şey söylüyoruz. Biz diyoruz ki bir ülkenin gelişmesini, güçlenmesini istiyorsak İyi bir gençlik yetiştirmemiz lazım. Bugün bakıyorum birçok televizyonda çocuklarımızın ahlaki değerlerini, gençlerimizin kültürel değerlerini ne yazık ki arzu etmediğimiz noktaya getiren yayınların olduğunu görüyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye Değişim Partimizin iktidarında inanın ki Peygamber Efendimizin kültürü hakim olsun, Hacı Bektaşi Veli Efendimizin kültürü hakim olsun, Mevlana kültürü hakim olsun. Nedir? İncinsen de incitme. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. Kim olursan ol, yeter ki insan ol, benim yanıma gel. Bizim Türkiye Değişim Partisi olarak ve biz daha başka bir şey yaptık. Sağ elimizle sol elimizi birleştirdik. Biz diyoruz ki bizim merkezimiz insan. Bizim parti sol bir parti değil. Bizim parti sağ bir parti değil. Biz sağı da solu da yormayalım ve diyoruz ki biz ben insanım diyen, ben vicdanlı insanım diyen, ben bereketli insanım diyen, ben varlığı savunuyorum diyen, ben bereketi savunuyorum diyen bütün yurttaşlarımıza da inşallah bizim kalbimiz açıktır. Türkiye Değişim Partisi olarak ana konumuz inanın ki Türkiye'nin problemlerine yoğun bir şekilde yoğunlaştık. Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik problemlerini en iyi bilen, çözüm yollarını en fazla araştıran
deneyimli kadrolar, bilgili kadrolar inanın ki Türkiye Değişim Partimizde var. Efendim, ayrılmaların yaşandığı ve de hani içerisinde bulunduğumuz siyasi konjektörü de göz önünde bulunduracak olursak, diğer hareketlenmelerle sizin hareketinizin bir farklılığı vardır muhakkak. Yani şimdi baktığımız zaman da ortak bir paydada buluştuğunuz durumlar oldu mu veya bir görüşme gerçekleştirdiniz mi diğer hareketlerle? %100 biz şu anda bizim kurulduktan sonra bizi arayan, tebrik eden, kutlayan bütün yurttaşlarımıza, bütün düşüncedeki siyasi partilere mevcut, farklı düşüncelere mensup siyasi partilerini arayan herkesten Allah'ım 100.000 defa razı olsun. Ama biz diğer partilerden farklıyız. Bizim farkımız ne biliyor musunuz? Biz Türkiye'nin en demokratik kitle partisiyiz. Mesela soldaki partiler diyemezler biz sol parti değiliz. Sağdaki partiler diyemez biz sağ parti değiliz. Hayır. Biz sol parti değiliz. Biz sağ parti değiliz. Biz herkesi kucaklayan bir siyasi partiyiz. Partinizin temel ideolojisi ne olacak o zaman? Partimizin temel ideolojisi şu: Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk kurallarına saygılı, inançlara saygılı, laikliği savunan, varlığı savunan, bereketi savunan, üretimin yanında olan, sanayicimizi ve esnafımızı destekleyen, alın teri ve emeğin yanında olan, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisiz. Bizim merkezimiz insan. Ben insanım diyen, şefkatli insanım diyen, vicdanlı insanım diyen herkese kapımız açık. Bizim partimizden içeri giren hiçbir yurttaşımıza sen sağcı mısın, solcu musun, dün hangi siyasi partiye oy verdin, nerelisin, hangi etnik kökendesin bunları asla sormayız. Biz bir tek soru sorarız: Bismillah diyerek cennet vatanımıza nasıl yardımcı olabiliriz? İnanın ki şu anda bizim yarın Ankara'da teşkilat başkanlarımızla toplantımız var. Teşkilat başkanlarımızdan dün farklı siyasi partilerde görev almış, hı hı, ama o siyasi partilerle gönül bağı kopmuş, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini isteyen birçok arkadaşı biz bir vatan sofrası etrafında buluşturduk. Biz Ankara'ya büyük bir vatan sofrası kurmaya geldik. O vatan sofrasında ben insanım diyen, herkesi kucaklıyorum diyen, ötekim olmayacak diyen, bütün kültür mozaiklerine saygı gösteren, barışı, demokrasiyi, ahlaki değerleri, milli ve manevi duyguları en üst düzeye taşıyacak olan bütün yurttaşlarımızla inşallah beraberiz. Aktif siyasette, diğer partilerde, önemli konumlarda olan kişilerden transferleriniz var mı yani? Bunu mu anlayalım? Valla bizim şöyle yoğun katılımlar var bize. Her siyasi partiden bize katılımlar var ama biz bu katılımları üst düzeyde şu anda çok fazla düşünmüyoruz. Çünkü biz Değişim Partisiyiz. Bizim o konudaki ana fikrimiz şu: bir milletvekili bir siyasi partiden seçildi, oraya geldiyse, istifa ediyorsa parlamenterlikten de istifa etmesi lazım. O oyla oraya gelip de o oyu orada bırakıp başka yere gidiyorum demesini biz etik bulmuyoruz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bütün arkadaşlarımızla yeminliyiz. İnandığımız şeyi söyleyeceğiz. İnanmadığımız bir şeyi asla söylemeyeceğiz. Bizim partimizi herhangi bir siyasi laf etmediği süre içerisinde o siyasi partilere başarılar deriz. Biz kendi yolumuza bakacağız. Çünkü biz siyasetin Türkiye'de yapılış şeklini, siyasetin de dilini değiştirmek için yollardayız. Sizden benim dileğim şu: lütfen 1993 yılında ya da 94 yılında TRT televizyonunun yayınlamış olduğu liderlerin bir açık oturumuna bakın. Evet. Bir tarafta Erbakan hocamız var, bir tarafta Ecevit var, bir tarafta Erdal Bey var, Mesut bir tarafta Yılmaz Özal var, var, Mesut Yılmaz var. Ve oradaki soruların o kadar şıklığı, o kadar nezaketliği ve orada hepsi birbirini eleştiriyor, hı hı, ama eleştirilerde sinkaplı bir konuşma yok. Eleştirilerde ağır bir konuşma yok. Çünkü siyasi parti genel başkanları aslında bir öğretmendir, toplumun önderidir. Onlar bir şey söylediği zaman, evde çoluk çocuk dinlediği zaman ondan bir ders çıkarması lazım, bir keyif alması lazım. Hı hı. Biz geçmişte ne zaman, ben hiç unutmuyorum, ben o zaman daha ortaokul son sınıftaydım. Eve geldim ve benim rahmetli Hacı annem bana dedi ki, "Sus, sus, ne oldu?" dedi.
Dedik hocamız konuşuyor dedi. Erbakan hocamız var, radyoda konuşuyor. Ve Erbakan hocanın aynı Allah rahmet eylesin şöyle bir konuşması var. Muhterem din kardeşlerim, biraz önce ilkinde namazı görevimizi ifa ettik. Biraz sonra Allah'ım izin verirse akşam namazı için rüküye duracağız. İki vakit arasında size hitap etmenin ben mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Radyodaydı. O gün benim aklımda. Düşünün ki benim anneciğim o dönemde hocamız konuşacak diye radyoyu bekliyor. Radyoyu bekliyor. Niye bekliyor? Bir heyecan hissediyor. Evet. Şu anda bakıyorsunuz siyasette böyle bir şey yok. Siyasette sevgi dilini Türkiye Değişim Partisi olarak biz sağlayacağız. Peki ne oldu da üslup bu kadar bozuldu siyasette? Valla şöyle oldu, çabuk göreve gelmeler oldu. Kadrolar tecrübeli kadrolardan olmadı. Genel başkanlara yağ çekenler, genel başkanlara yakın olanlar listelere girdi geldi. Ehliyet ve liyakatın bir kenara evet, atıldığını bir söyleyebilir misiniz? Evet, çok doğru. Yani çok güzel. O tecrübe, o emek, alın teri. Şimdi şöyle bir şey düşünün o dönemde. Bir tarafa bakıyorsunuz Recai Kutanlar, bir tarafa bakıyorsunuz Fehim Adaklar, bir tarafa bakıyorsunuz Şevket Kazanlar, bir tarafa bakıyorsunuz Oğuzhan Asil Türkler. Ben Malatya'da bir konuşma yaptım. Malatya'da konuşma yaparken rahmetli Turgut Özal'dan da, İsmet İnönü'den de, Recai Kutan bakanımızdan da bahsedince oradakiler geldi derken sen Recai Kutan dedim Malatya'da burada önemli çalışması vardır, başka bir şeydir. Bu niye biliyor musunuz? Biz farklı görüşlerde olabiliriz. Farklı siyasi partilerde olabiliriz. Ama demokrasi için emek harcanmışsa, demokrasi için bir çalışma yapmışsa onu söylemek onun bir nezaketidir. Mutlaka. Nezaketidir. Yine bir şeyde o dönemde 77 yılında yine şeyde bulabilirsiniz. Erbakan hocamızla Bülent Ecevit Genel Başkanımızın parlamentoda bir konuşması var. Diyor ki biraz önce diyor muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey'i izledim diyor. Muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey diyor beni diyor çok nazik nezaketiyle birlikte hayal kurmakla eleştirdi. Hı hı. Çok üzüldüm diyor ama diyor bilmenizi isterim ki diyor hayaliniz olmazsa hedefiniz olmazsa nasıl planlayabilirsiniz? Sonra Ecevit geliyor diyor ki ben biraz önce diyor Sayın Erbakan'ı diyor izledim diyor. Milli Selamet Partisi grubunu diyor tenzih ediyorum diyor. Sayın diyor Erbakan Hoca profesördür, bir bilim adamıdır. Verdiği rakamları diyor bir kez daha gözden geçirmesini rica ederim. Düşünebiliyor musunuz yani? Bunu biz bu nezaketi inşallah Türk siyasi hayatına getireceğiz. Peki o süreçten sonra ülkenin şu anki geldiği siyasi üsluba, sürece baktığımız zaman çok ciddi değişimlerin olduğu aşikar. Peki sizler bu pozitif anlayışla, bu pozitif düşünceyle ve bu dinamik anlayışla bu sürece yön verebileceğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü kürsülere baktığımızda, meclis toplantılarına, grup toplantılarına baktığımızda çok farklı bir ağız söz konusu ve çok farklı bir üslup söz konusu. Siz bu şeffaflıkla ve bu pozitiflikle bu sürece yön verebileceğinizi düşünüyor musunuz? Bir ekleyeceğim bir şey var, özür diliyorum. Sanki şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Taban, halk, bağıran lideri daha çok seviyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor gibi veya geçtiğimiz günlerden bu zamana kadar da gelmiş bir süreç varmış gibi. Şöyle. Bağırma bazılarına yakışır. Bazılarına yakışmaz. Yerine göre konuşma. Ona bağırma demeyelim de ses tonunu yükseltme diye bir şey söylerim ona. Ses tonunu yükseltme diye bir şey söylerim. Tamam. Bazen ben o zaman başkanlık divanı üyesiyim. Süleyman Demirel'e bakardım. Bir kürsüye geliyor. Önünden notları var. Şimdi bende de var öyle. Onlardan öğrendim. Bak kırmızıyla burayı çizmişim. Demek ki bu kırmızı yazdığım şey biraz daha yüksekse. Aslında o ne biliyor musunuz? O bağırmanın da bir nezaketi olacak. O bağırma orada konuşmanın içerisinde bir ana fikir varsa mesela bugün ana konumuz esnaflarsa esnafları konuşacaksak esnafları daha yüksek sesle konuşmalıyız. Erken yaşta emekliye takılanları konuşacaksak ona göre konuşmamız lazım. Evet. Allah'ım korusun inşallah bir daha böyle bir şey olmasın. Bir şehit haberimiz varsa onu başka türlü konuşmamız lazım. Bugünkü siyasetteki eksiklik, bugün siyaset yapanların büyük bir bölümü bugün iktidar var. Ama iktidardan hatta teslim alacak milletimizin güvendiği mevcut partilere güvenmiyor milletimiz. Güvenmediği için de yaklaşık olarak %20 bir yüzen oy var diyorlar. Kararsız oy var diyorlar. Hayır, yüzen oy yok. Kararsız oy yok. Küsen oy var, küsen oy. O %20 oy iktidara küsmüş. Diyor ki ben iktidardan memnun değilim. Fakat oy verecek parti bulamıyor. Oy verecek parti bulamadığı için orada duruyor. O nedenle yüzen oy yok,
küsen oylar var. Allah'ım izin verirse biz de o küsen oylara hitap edeceğiz. Ve o küsen oylar bilsinler ki evet bu iktidar yoruldu, heyecanı bitti, enerjisi bitti, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. Ama ben bu devleti kime teslim edebilirim? Benim bu devleti teslim edebileceğim kadrolar kim? İnanın ki biz o kadrolar olmaya adayız. Allah'ım izin verirse ülkemizi uzun yıllar biz yöneteceğiz. Kaldı ki siyasetin dilini değiştirmede bazı partiler bizim üsluplarımızı kullanmaya başladılar. Dün bakıyorum bir siyasi parti lideri bizim Hollanda'da çalıştığımız örneği aynı şekilde vermeye çalışıyor. Diğer siyasi partinin bir tanesi diyor ki işte iki dönem seçilemeyen genel başkan görevini bırakması lazım. Bir başkası diyor ki efendim işte partiye kayıtlı eder genel başkanı seçmesi lazım. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak Ankara'ya kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya geldik. Biz buradaki siyasetin konuşma dilini, siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz ve ülkemize çok önemli katkılarda bulunacağız. Bu siyasi dille ilgili toplumun özellikle muhafaza ettiği bazı çizgiler var. Mesela terör olaylarıyla ilgili, HDP ile ilgili. Türkiye Değişim Partisi olarak ve şahsınız adına sormak istiyorum bu soruyu. Ülkenin bazı sorunları malum teröristlerdir ki geçtiğimiz haftalarda da Allah rahmet eylesin bazı vatandaşlarımız, askerlerimiz şehit oldu Gara Operasyonu neticesinde ve bununla ilgili iki bakanımız da mecliste gerekli konuşmaları gerçekleştirdi ve sonrasında yine kazan kaynamaya başladı. Gerek HDP tarafından gerek diğer partiler tarafından. Türkiye Değişim Partisi'nin ve sizin de aynı zamanda HDP'ye karşı nasıl bir tutum sergileyeceksiniz? Çünkü toplum bunu çok önemsiyor. Muhammed Bey sağ olun. Ben Türkiye Değişim Partimiz adına buradayım. Şahsım adına burada değilim. Bunun altını bir kere daha çizmek isterim. Türkiye Değişim Partimiz bir kurumdur. Mustafa Sarıgül'e ait olan bir parti değildir. Biz kesinlikle partimizdeki şahıslar gelip geçicidir. Partimiz inşallah kalıcıdır. Bizim partimizde ben bütün kurucularım adına, teşkilat başkanlarım adına bu söyleşte bulunuyorum ve sorumluluğun bilinci içerisinde bulunuyorum. Ki bir genel bu başkan soruyu sıfatıyla iletmiştim sağ olun, sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Genel başkanlık da esas kurultayda olur. Şimdi daha tam genel başkan değiliz. Onun nedeni şu. Biz çünkü demokrasiye şu anda biz partimizi kurduk. Kurucu arkadaşlarımız sağ olsunlar lütfetleri biz seçtiler. Hı hı. Ama esas seçim teşkilatlarımızdan gelen seçim elbette olacak. İnşallah o zaman planlayacağız. Bu soruyu sorunca ben hakikaten çok üzüldüm ve de çok da duygulandım. Şunun için çok çok üzüldüm. Malatya'daydım ve gerçekten Allah'ım hiçbir babaya, anneye evlat acısı vermesin. Ben Malatya'daydım ve Malatya'da şehidimizin babacığına gittim, gördüm. Sağ olsun hocam diyor, bizi orada karşıladı. O duygulandı, biz de duygulandık. Tam 5 yıl, 5 yıl. 5 yıldır şu kapıdan bekledim ki benim evladım gelsin diye ve 5 yıl ve şehit mertebesiyle geldi. Umarım ki inşallah son olur. İnşallah. Ve şunu yalnız ifade etmek isterim. Bizim Mehmetçiğimiz hiçbir zaman silah kullanmak istemez. Türk Silahlı Kuvvetleri hep barıştan yana olmuştur. 1974 yılında Milli Selamet Partisi Sayın Erbakan hocamızın başbakan yardımcılığında Bülent Ecevit Genel Başkanımızın da Başbakanlığında Kıbrıs'ta Kıbrıslı yurttaşlarımıza büyük zulüm yapılmıştır. Ve oradaki Enosos çeteleri bizim Türk köylerini basarak, Rum çeteleri bizim Türk köylerini basarak büyük bir katliam yapmaya başlamışlardır. O dönemde savaş esnasında savaş başlamadan önceki dönemde 3 tane Phantom uçağının direkt şeye girip artık intihar girişimi yapması için hava harp okulunda Yeşilköy'de Erbakan hocamız oraya gidiyor, diyor ki 3 tane diyor aslan istiyorum diyor, 3 tane yiğit diyor şey yapacak, 3 kişi öne çıksın diyor, bütün oradaki şeyler pilotlar hepsi öne çıkıyorlar ve biz satırız diyor. O dönemde rahmetli Ecevit açıklamasını yapıyor, diyor ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kıbrıs'a sadece Kıbrıs Türklerinin barışı için değil, Kıbrıs Rumlarının da barışı için Kıbrıs Barış Hareketi'ni başlatıyoruz. Mehmetçiğimin gözlerinden öpüyorum. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Kıbrıs'a biz sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumlarının da barışı için gidiyoruz. Biz böylesine barış diyen bir milletiz.
Bir kez daha altını çiziyorum. Bizim Mehmetçiğimiz hiçbir zaman silah kullanmak istemez ama toprağımız tehlikedeyse, bayrağımız tehlikedeyse, atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bu toprakları korumak için Mehmetçik de bizim evlatlarımızdır. Onlar da üzerine düşeni yapmak durumundadır. Şunu bilsinler ki Sakarya'da, Kocatepe'de, Dumlupınar'da, Çanakkale'de nasıl mücadele verdikse, İstanbul'u almak için Fatih Sultan Mehmetler ve binlerce evladımız nasıl mücadele verdiyse, bu toprakları biz atalarımızın, dedilerimizin ve ecdatlarımızın bize bıraktığı bu kutsal toprakları korumak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Umarız ki son olur. Umarız ki bundan sonra bayrağımıza ve toprağımıza gasp etmek isteyenler bir kere daha düşünsünler ki en ağır cezayı alırlar. Sırtını bazı örgütlere dayadığını iddia eden partiler var. Bu süreçte de bunlar hakkında sizlerin tutumu, partinizin tutumu neler olacak? Biz hiçbir zaman bizim ana ilkemiz hudut ve bayrak birliğidir. Biz hudut ve bayrak birliği diyen herkesle konuşuruz. Biz ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Biz ülkemizde ve dünyanın her noktasında silahlar gitsin, barış gelsin diyen bir siyasi partiyiz. Ama biz herkesle de görüşürüz. Ama kimle görüşmeyiz? Hudut ve bayrak birliği demeyen hiç kimseyle biz görüşmeyiz. Bizim çizgimiz hudut ve bayrak birliğidir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüdür. Güncel siyasetle devam etmek istiyorum izninizle. Bu aralar gündemde yine ekonomi had safhada, ekonomi gündemi oldukça tartışılıyor. Ve geçtiğimiz aylarda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonucunda yine bugün gündeme gelen döviz rezervinin eritilmesi gerek muhalefet partilerinin gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Peki o süreçte ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor musunuz sizler de? Çünkü yine geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Albayrak'ın olduğu dönemde damat sıfatından dolayı yaptığı birçok iyi işin görünmediğini ifade etti. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, biz Türkiye ekonomisini şahıslara ve kişilere asla bağlamayız. Ama ülkeyi 20 yıldan beri yöneten bir iktidar var. Bu iktidar yoruldu şu anda. Heyecanı bitti, enerjisi bitti ve kontrolden çıktı. 20 sene çok uzun bir süredir. 20 sene biz de olsak aynı şey başımıza gelir. O nedenle yeni bir değişme ve yeni bir enerjiye ihtiyaç var. Ben ekonominin iyi gidip gitmediğini çok iyi bir şekilde şuradan anlıyorum. Sabah kahvaltılıklarımı ben alıyorum. Ve keyif yapıyorum. Vallahi ben kahvaltılıklar aldığım zaman eskiden haftalık 200, 225, 175'ti. Şu anda 350-400 alıyorum. Bir ülkede, ülkenin ekonomisinin iyi gidip gitmediğini nereden anlarsınız biliyor musunuz? İnanın ki çarşıya, pazara çıktığınız zaman oradan çok iyi bir şekilde anlarsınız. Ve şu anda ülkemizde maalesef ekonomi çok iyi bir şekilde gitmiyor. Ekonominin iyi gitmemesinin nedeni tamamen üretim ve sanayi. Hatırlayın lütfen, bakın tarihi eski günlere. Eskiden başbakanlar hafta sonunda bir fabrika açardı, bir sanayi tesisi açardı, bir üretim merkezi açardı. Hatırlayın o yılları. Ağır sanayi hamlesini gerçekleştirelim dendiği zaman insanlar çok sempatik bakmıyordu. Fabrikaları kuralım dediği zaman, hatta yine o pancar motoru kuralım dediği zaman insanlar bakmıyordu. Ama şimdi geriye dönüp baktığımız zaman bunların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Biz de eleştirimizi ve öz eleştirimizi yaparak bir siyasi partiyi kurduk ve o partimizi temsil ettik. Biz ülkemizin iyi gitmesi için, ülkemizde ekonominin iyi olması için tarımın iyi olması lazım. Tarım ana konularımızdan bir tanesidir. Üretim ana konularımızdan bir tanesidir. Ülkemizin öne çıkanları var. Tarım bizde öne çıkmalı. Hayvancılık bizde öne çıkmalı. Tekstil ve hazır giyim bizde mutlaka öne çıkması lazım. Otomotivin öne çıkması lazım. Mobilyanın öne çıkması lazım. Mutlaka bizde beyaz eşyanın öne çıkması lazım. Turizmin öne çıkması lazım. Bakın, biz bu çalışmaları uzun yıllardan beri yaptık ve planladık. Hollanda'ya bakıyoruz. Hollanda'nın yüz ölçümü inanır mısınız? Konya kadar. Hollanda'nın toprak yüz ölçümü Konya kadar. Hollanda'nın ihracatı 730 milyar euro. Bütün cennet vatanımın benim ihracatı 168 ile 170 milyon dolar arasında değişiyor. Sadece biz tarımdan ve hayvancılıktan inanır mısınız? Bu 200 milyon doları çok rahat bir şekilde sağlayabiliriz. Ben Anadolu'yu geziyorum. Türkiye'nin her noktasına gidiyorum. Benim ülkemin öne çıkanları var. Tarımı öne çıkarmam lazım. Hayvancılığı öne çıkarmam lazım. Turizmi öne çıkarmam lazım. İnanın bakın, o turizmde çalışan çocuklar var biliyor musunuz?
Onlar 6 ay çalışıyorlar. 6 ay sonra diyorlar ki sen git 6 ay sonra tekrar gel. O çocuklar 6 ay paramparça kalıyor. Oysa İsviçre'ye baktığımız zaman, İtalya'ya baktığımız zaman, Fransa'ya baktığımız zaman, Avusturya'ya baktığımız zaman, İngiltere'ye baktığımız zaman yaz turizmleri var, bir de kış turizmleri var. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili, ormanlarla çevrili, muhteşem bir ülkemiz ama benim ülkemin pazarlanmaya ve tanıtıma yoğun olarak ihtiyacı var. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ana konumuz bakın önemlidir. Tekstildir, hazır giyimdir, beyaz eşyadır, otomotivdir, turizmdir, hayvancılıktır. Bunlar saydıklarımızda. Bir de ağır sanayimiz var, sanayimiz var. Biz sanayimizi çok iyi bir noktaya çıkarmamız lazım. İnanır mısınız? Bizim baktığınız zaman ağır sanayimizi yani makine sanayi, mutfak sanayi bunların hepsini geliştirebiliriz. Öne çıkardığımız zaman Türkiye kendi imkanlarıyla yetebilecek durumdadır. Ama Türkiye şu anda kendi kaynaklarını yeteri kadar kullanmıyor. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorsunuz öyle değil mi? Bu çok büyük bir eksiklik. Bir de ne var biliyor musunuz? Yıllar önce bizim tohumlarımızla oynadılar. İsrail'den bir tohum geldi, tohumlarımızla oynadılar. Ve biz eskiden ben Erzincanlıyım. Etrafı dağlık, ortası bağlık bir yerden geliyorum Muhammed. Yani rüzgara sert, delikanlısı da merttir haberin olsun. Evet. Ama bilesiniz ki bizim çocukluğumuzda ben 8 yaşına kadar köydeydim. İlkokulu orada şey yaptım. Bizim anneciğimiz, babacığımız buğdayları, arpaları toplardı. Ondan sonra seneye de ayırırdı ki bunlar tohum olsun ekelim diye. Ve ilk önce bize maalesef burada da Erbakan hocamızın kulakları çınlasın, Siyonistler derdi, genelerimizle oynayanlar derdi, tohumlarımızla oynayanlar derdi. İlk önce ucuz tohumu verdiler, hatta bedava tohum verdiler ve bizim tohumlarımızı yok ettiler. Türkiye Değişim Partisi iktidarında o tekrar toprak mahsulleri ofislerini kurmamız lazım. Kendi tohumumuzu kendimizin yapması lazım. Biz kendi tohumumuzdan yiyemiyoruz. Öbür taraftan organik diye çok daha pahalı var ve insanları ikiye böldüler. Zengin olan organikten alsın, fakir olan da o normal tohumu yesin. Ve o tohumun adı da bizden değil, tarı da bizden değil. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka kendi milli yerli tohumumuza kavuşacağız. Peki bu konuyla ilgili olaraksa tarımdan bayağı yola çıktık. Siz burada liyakatin, ehliyetin yanı sıra yanlış stratejilerin yürütüldüğünü düşünüyor musunuz? %100 yanlış stratejiler. Bakın bir şey söyleyeyim. Biz karma ekonomiyi savunacağız. Karma ekonomi nedir? Her şeyden devlet elini çekmemesi lazım. Özel sektörün girmek istemediği dallar vardır. Devletimizin o dallara girmesi lazım. Örneğin nedir? Hayvancılığı geliştirmemiz lazım. Teşvik vermemiz lazım. Prim vermemiz lazım. Örneğin nedir? Pamuğa bakmamız lazım. Örneğin nedir? Karadeniz'e gittiğimiz zaman bizim fındığa bakmamız lazım. Çaya bakmamız lazım. Trakya'ya geldiğimiz zaman ayçiçeğine bakmamız lazım. Bizim güneye indiğimiz zaman Bitlis'e gidin, Siirt'e gidin, tütüne bakmamız lazım. Ayçiçeğine bakmamız lazım. Oradaki halıcılığı geliştirmemiz lazım. Bugün şöyle bir şey düşünün. Geçen gün Eskişehir'i geziyorum, bakıyorum. Eskişehir'de müthiş bir tekstil fabrikaları var. Bakıyorum, nereye yapıyorsun? Almanya yapıyorsun. Bir takım elbise Eskişehir'de yapılıyor. Efendim $200. Almanya'dan bizim Türkler gidip alıyorlar. $1700 alıyorlar. Burada ne var? Markalaşma var. Türkiye Değişim Partisi iktidarında markalaşmaya önem vereceğiz ve birçok markamız olacak. Bugün Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, İsviçre'nin, Belçika'nın, Danimarka'nın sayısız markaları var. Ama Türkiye'mizin şu anda Türk Hava Yolları'ndan başka uluslararası, onu da gururla söylüyorum, uluslararası bir markası ve neden başka, gerçekten başka uluslararası markamız yok yazık günah ya. Yani şöyle bir şey düşünün, bir Vakko var. Fazla marka vermesek. Markalaşması lazım ama niye dünya markası değil de sadece Türkiye markası yazık günah ya. Onun için bir ülke markalarıyla güç kazanır. Bakıyorsunuz otomotivde Almanların sayısız markası var. Beyaz eşyada sayısız markası var. Bizim de markamız olması lazım. Ama şimdi mesela bu ülkenin markalaşmama konusunu sadece iktidara mı? Hayır. Bugüne kadar gelen iktidarlara hepsine söylüyorum. Ama bir şey daha var ki ülkeyi 20 yıldır yöneten bir iktidar varsa derim ki siz kaç tane marka yarattınız? 20 yıllık süre içerisinde ne yaptınız? Ve bu süre içerisinde 20 yılda dünya markası olan tek marka hakikaten Türk Hava Yolları'dır ve inşallah korunur. Ben gurur duyuyorum. Efendim bir kısa reklam arasına gireceğiz. Reklamların ardından tekrardan sorularımıza devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenler konuğumuz
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Beyefendi. Kendisiyle soru cevap şeklinde güzel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra tekrardan bu söyleşiye devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Evet efendim, reklamların ardından yine sizlerle birlikteyiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi reklam öncesinde konuğumuz yine önemli bir isim. Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül Bey bizlerle birlikte. Gazeteci arkadaşım Rümeysa Zügül ile beraber sorularımızı kendilerine yönelteceğiz. Soruları ve çözüm önerilerini almaya devam edeceğiz. Efendim, reklamların ardından yine sizlerle birlikteyiz bizlerde. Biraz daha böyle vatandaş nezdine inerekten sorularımı sormak istiyorum. Özellikle pandeminin de tetiklemesiyle birlikte gerek esnaf gerek vatandaş ciddi yıpranmalar yaşadı. Ve bu süreçte şefkatli bir elin olmadığını, kendilerine dokunmadığını defaatle ifade ediyorlar. Peki Değişim Partisi olarak hakikaten vatandaşın nabzını tutacak ve sahaya inip derdini dinleyecek bir ekip oluşturacak mısınız? Ve vatandaş artık devletin şefkatli elini hissedecek mi? İnanın ki bütün arkadaşlarımız esnaflarımızla beraber, bütün arkadaşlarımız sahadalar, bütün arkadaşlarımız yurttaşlarımızla buluşuyorlar. Ben geçen hafta Malatya ve Adıyaman'daydım. Cuma günü yarın teşkilat başkanı toplantımız var. Cuma günü Antalya'da olacağım. Ondan sonra geleceğim. Trakya bölgesine gideceğim. Biz hiç durmuyoruz. Ama bu arada üzüldüğüm bir nokta şu ki, esnaflarımız büyük sıkıntı içerisinde. Özellikle kahve sahipleri, kafeterya sahipleri, evet, özellikle restoranlar ve lokantalar, orada çalışan komiler, orada çalışan efendim garsonlar, orada çalışan ustalarımız, aşçı başlarımız, orada bulaşıkta görev yapan kardeşlerimiz inanın ki ağlama derecesindeler ve aylardır onların büyük sıkıntısı var. O çocuklar nasıl bir şey biliyor musunuz? Hafta sonu onlar haftalık almazsa evine nasıl gidecek? İnanın perişan vaziyetteler ve şuna bakıyorum ben. Pandemi tamam güzel kardeşim, hep biz dikkat edelim. Tamam, buna bakıyoruz. Pandemi uçağa biniyoruz. Herkes yan yana, orada pandemi yok. Peki lokantada mı var pandemi? Bunu kademeli olarak aşmak lazım. Bakın, 2,5 milyon direkt esnaflarımızdan, dolaylı olarak da 10 milyon yurttaşımız, bu esnaflarımız kafelerden, restoranlardan, kafeteryalardan, kahvelerden dolayı inanın ki çok mağdur vaziyette. Ben şuna bakıyorum, esnaflarımız orta direktir. Orta direk çökerse, önemli ölçülerse sıkıntı olur. İsterim ki ben devletimizin ışığı sönmesin, esnaflarımızın da ışığı hiçbir zaman sönmesin. Kademeli olarak mutlaka açılması şart. Bilim kurulu üyelerimizden de ben rica ediyorum. Onlar tabii haklı, onların görüşlerine büyük saygı duyuyorum. Hiç kimse hastalık olmasını istemez. Biz hastalık olmaması için ben neler yaptım bilemezsin yani. Her gün 8 kilometre koşuyorum, sıcak su içiyorum, işte limonlu sular içmeye çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz, bağışıklık sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bir de çarkın dönmesi lazım. Allah'ım hiçbir aile reisini evinde mutsuz bırakmasın. Allah'ım hiçbir annenin evladını işsiz güçsüz bırakmasın ve o eve haftalık gelmiyorsa o ev mutsuz demektir. Kademeli olarak mutlaka açılması şart. Bir başka şey şu, şu anda ertelemişlerdi taksitleri, vergi taksitlerini. Bu ay zamanı geldi. Onun da mutlaka bir ay değil, bir sene pandemi bitene kadar mutlaka ertelenmesi lazım. Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma ödeneğini son vereceğiz dediler. Son bir kere verirse bu insanlar, 5 milyon insan işsiz kalır, Allah korusun. Onun için kısa çalışma ödeneğini devam etmesi lazım. Bu noktada araştırdım, baktım sosyal devlet nedir diye ve dünyadaki şu anda en önemli sosyal devlet, yani Almanya'yı gördüm. Almanya müthiş bir şekilde pandemiden önce işletmelerin %70 cirosunu aynı şekilde ödemesini yapıyor. Bütün personel ödemelerini yapıyor ve sosyal devlet anlayışı da budur. Unutmayın ki bir de sanatçılarımız var, müzisyenler var, tiyatro sanatçıları var. Onlar da perperişan vaziyetteler. Esnaflarımıza sosyal devlet kendi kadrosuna bakan devlettir. Ben bir araya girebilir miyim? Az önce birinci bölümde tarımdan bahsederken Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeniden güçlendirilmesi konusunda bir nokta atışı yaptınız. Buna benzer bazı kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulduğundan bahsediliyor. Dinamiklerin... Balık kurumu.
veya devlet planlama teşkilatı. Devlet planlama çok önemli. Bu konuda sizin fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Bugün Türkiye'de devlet planlama teşkilatına bir ihtiyaç var mı? Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Aslında devlet planlama teşkilatı 4. 5 yıllık kalkınma planı, 6. 5 yıllık kalkınma planı devlet planlamaya çok büyük ihtiyaç var. Çok önemli ölçülerde ihtiyaç var. Devlet planlaması aslında ne biliyor musunuz? Ülkenin geleceğinin planlanması. Hı hı. Yani bir devletin diyor ki tarımda ne yapmamız lazım? Sanayide ne yapmamız lazım? İhracatta ne yapmamız lazım? Hangi mallara ithal etmemiz lazım? Hangisini ithal etmemiz lazım? Pamukta ne yapmamız lazım? Karadeniz bölgesinin zenginlikleri, yeraltı zenginlikleri, yeraltı zenginliklerini devlet planlama olağanüstüdür. Ve devlet planlama geçmiş dönemde Ecevit hükümetleri ve Erbakan hocamızın hükümetleri döneminde en fazla güçlendirilmiştir. Geçmişte her siyasi parti devlet planlamadan bir tane iki tane de oraya insan alırdı ki o devlet planlamadan onların görüşlerinden ve tecrübelerinden yararlanalım diye. Bizim Türkiye Değişim Partisi iktidarında devlet planlama olağanüstü güçlendirilecektir ve aslında devlet planlamayı güçlendiren iktidar kendini güçlendiriyor demektir. Devlet planlamayı güçlendiren iktidar, o ülkeyi yöneten iktidar kendisine veri topluyor demektir ve yurttaşlarının mutluluğunu sağlıyor demektir. Devlet planlamanın özellikle 80 öncesi yıllarda, 90 öncesi yıllarda ülkemize büyük katkıları vardır. Aynı şekilde destek almamız lazım. Bir de şu konuda tarım üzerinden gidiyoruz. Ama devlet planlamayı sormanızdan dolayı teşekkür ederim. Yani bunu yeni arkadaşların birçoğu bilmezler. Devlet planlama Türkiye'nin geleceğidir. Teşekkür ederim. O iktidarların da mutluluğudur. Erbakan Hoca üzerinden sürekli ifadeler kullandık, örneklemeler vallahi verdi. Ben bir şey söyleyeyim, ben buradayım diye kullanmıyorum. Biliyorum. Ben her yerde kullanıyorum. Biliyorum, elbette. Ben geçen CNN'de de öbür tarafta da benim olayım şu, bizim Türkiye Değişim Partisi'nin olayı şu. Ülkemize hizmet yapan, geçmişteki farklı siyasi partilerden de olsa parti liderlerini, parti genel başkanlarını ben saygıyla, sevgiyle anıyorum ve tecrübelerinden de çok yararlanıyorum. Bakın bugün burada ben bu rahat konuşmayı yapabiliyorsam 1992 yılındaki defalarca izliyorum. Ayrıca bakıyorum. Mesela burada bir şey var. Diyor ki bizim davamız, köylümüz, işçimiz, memurumuz, EYT'liler, esnaflarımız, bizim davamız demokratik parlamenter sistem. Aslında dava lafını kullanan yıllarca Erbakan Hoca davamız lafını kullanmıştır yani. Bir şey ne var biliyor musunuz? Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bir şeye kararlıyız. Doğrular neyse onu söyleyeceğiz. İkincisi kimin kullandığı önemli bir kelime varsa onları da saygıyla, sevgiyle iade ederek onlar geçerliliğini koruyorsa o kelimeler onları kullanmak lazım. Ve onları kullanırken de imtina etmemek lazım. Ya biz kaynağını da söylüyoruz. Mesela ne ezen ne ezilen insan caksa düşen Bülent Ecevit'in kullanmış olduğu bir kelimedir. Adil düzen Erbakan Hoca'nın kullanmış olduğu bir düşüncedir. Ve bugün mesela başka bir şeye baktığınız zaman kadro yetiştiren lider kim? Türkiye'de en fazla kadro yetiştiren lider Erbakan Hoca'dır. Mesela şeye bakın, anavatan rahmetli Hoca geldi gitti ama kadrodan çok fazla kalan bir kimse yok. Süleyman Demirel geldi gitti, kadrodan şu anda aktif siyasette kalan kimse yok. Bülent Ecevit ekolünden kalan şu anda bir tek ben varım ama Erbakan Hoca'nın kadroları bugün birçok yerde iktidar oldu, geldi, devletin farklı kademelerinde görev aldı. Efendim sorumun devamında ise şöyleydi. Şimdi şu demek süreçte... Demek ki hayır, bizden rahmet istediler. Elbette tabii, Allah rahmet eylesin. Bu haftada Erbakan Hoca'nın vefatının 10. seneyi devresi. Bizler de rahmetle... Daha başka bir şey söyleyeyim. Bir dakika, daha başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Biz de, bak unuttum onu, iyi ki şey yaptınız. Biz de, ayıp olurdu söylemeseydim, üzülürdüm de. Biz de daha önce devlet su işlerinde karayollara genel müdürlüğün bağlı olduğu Bayındırlık Bakanlığı müsteşarlığını yapan, Başbakanlık başmüşavirliğini yapan Sayın Sabri Erbakan bizim genel başkan yardımcımızdır bu arada. Bizim genel başkan yardımcımızdır, kurucumuzdur ve afetten ve depremden sorumludur. Sayın Sabri Erbakan Bey. Burada da tarım üzerinden bir
demeç verdiniz. Şu an süreçte, şu anki süreçte çiftçilerin en büyük dertleri krediler, verilen hibeler. Hatta rahmetli Erbakan Hoca döneminde bir motor üretmek ve çiftçinin yükünü rahatlatmak için en azından yerli ve milli motor üretim çabası varken şu an ellerindeki traktörlerin haciz edilmesi durumu da aynı zamanda söz konusu. Peki bu süreçte sizler çiftçiye gerek kredi gerek hibe konusunda nasıl bir vaat yolu izleyeceksiniz? Zaten karma ekonomi dediğimiz zaman da tam burası. Karma ekonomi şu: devletimiz her alandan çekilmemeli ama özel sektörün de önünü açabilmeli. Devletimiz köylümüze, bizim iktidarımız inşallah, Türkiye Değişim Partisi iktidarı, köylümüze destek vermemiz lazım. Köylümüzün önünü açmamız lazım. Biz köylümüzün traktörünü haciz etmek değil de daha çok traktör vermemiz lazım. Bakın, Türkiye'nin kurtuluşu tarımdadır. Başka bir yerde olmaz. Bizim verimli topraklarımız var. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ekilmeyen, biçilmeyen bir tek çorak alan kalmayacak. Ben Anadolu'yu dolaşıyorum. İnan, o topraklar çatlamış vaziyette. Perişan oluyorum. O topraklar ağlıyorlar. Ve öylesine bir kara parçası, böylesine üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafya hiçbir yerde yok. Biz bu coğrafyanın kıymetini bilmemiz lazım. Bunu yaparken de popülist politika olarak yapmayacağız. Bunu yaparken ülkemizi geliştirip güçlendireceğimizi anlatacağız. Bütün siyasi partilerde buluşacağız. Biz milli bir tarım politikası yapmamız lazım. Ve tarım politikası yaparken de bütün partilerle konuşmamız lazım. Türkiye'nin kurtuluşu tarımdadır. Bakın, bakkalda, kasapta fiyatlar artıyorsa, narenciyede fiyatlar artıyorsa, sebze meyvede fiyatlar artıyorsa ekmediğimiz için artıyor. Biz bakıyorum, ben biberi ithal ediyorsak, o noktaya kadar gelmişsek hakikaten yazık günah bize. Biz cevizi ithal ediyorsak, biz kuru yemişi ithal ediyorsak, ki fındıkta Türkiye'nin dünyanın bir numarasıyız. Onun için biz tarıma çok büyük önem vereceğiz. Bununla birlikte bir de gençlere değinmek istiyorum. Oldukça dinamik ve pozitif bir yapınız var. Özellikle gençlere de heyecan veren bir özelliğiniz aynı zamanda bu da. Peki şu süreçte gençlerin aynı zamanda iş ve işsizlik sorunları da var. Mezun olduktan sonra diplomayı alıp bir iş bulamadıkları sorunu var. Bu kimileri tarafından iş beğenmezlik olarak nitelendirilir, kimileri iş örtüşmezliği olarak nitelendirir ama gençler sizden bir talepte bulundu mu ve sizin gözlemlediğiniz kadarıyla gençler en çok ne istiyor efendim? Şöyle çok güzel değindiniz Muhammed Bey. Bir kere gençleri yönlendirmek lazım. Gençlerin bir kabahati yok. Gençlere bakmamız lazım. Ortaokulda bakmamız lazım. İlkokulda bakmamız lazım. Ben öğretmenim. Ben ilkokul öğretmeniyim. Ben Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. İlkokul öğretmeniyim ve öğretmen olmaktan da büyük bir keyif alıyorum. Gence bakmak lazım. Çocuklara bakmak lazım. Çocuğun bir kere kapasitesi neye müsait? Ona göre diploma vermek lazım. Şimdi işte devlet planlama bunun için var. Bunun için var. Devlet planlamayı, devlet planlamanın gerçekten, Rümeysa Hanım onu söyledi. Devlet planlama bunun için var. Şimdi şöyle bir şey düşün. Türkiye'nin kaç tane orman mühendisine ihtiyacı var? Türkiye'nin kaç tane elektronik mühendisine ihtiyacı var? Türkiye'mizin kaç tane doktora ihtiyacı var? Türkiye'mizin kaç tane avukata ihtiyacı var? Türkiye'nin kaç tane, efendime söyleyeyim, öbür taraftan motor ustasına ihtiyacı var? Bunlara bakmamız lazım. Bunları planlamamız lazım. Hiçbir genç iş beğenmez değil. Türkiye'nin kurtuluşu meslek yüksek okullarıdır. Meslek yüksek okullarının sayısını artırmamız lazım. Mesleği olacak, geleceği olacak. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Böyle giderse biz bir tane usta bulamayacağız. Bir tane çırak bulamayacağız. Ben meslek yüksek okulu kurdum. Meslek yüksek okulu her şeyden daha önemlidir. Gençlere bakmak lazım. Onların bir kere mesleği olması lazım. Bakın, bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin şu anda diyelim ki ihtiyacı 5000 tane avukata ihtiyaç var. 25000 avukat var. Yazık günah. Bu çocuklar iş bulamıyorlar. Bir yere gidemiyorlar. Oysa bakın, gelin Şişli Meslek Yüksek Okulu sağlık bölümlerine bakın. Hep mezun olan evlatlar iş biliyor. Gelin orada turizm bölümüne bakın. Mezun olanlar daha gelin bankacılık, sigortacılık bölümüne bakın. Bankalara onları veriyoruz. Moda tasarım bölümüne bakın. Bir anda onlar öbür tarafa geçiyoruz. Acil ilk yardım bölümüne bakın. Bütün çocuklar orada çalışıyor. Bizim gençlerimizi planlamamız lazım. Gençlerimize yön vermemiz lazım. Bakın, bir şey söyleyeyim. Bir aile perişan, sıkıntı içerisinde. Çocuğunu okutuyor, çocuğunu bir noktaya kadar getiriyor. Diyor ki, çocuğum okudu, artık üniversiteye girsin ve bize baksın diyor. Hı hı. Çocuk üniversiteyi bitiriyor ve işsiz bunalıma geliyor. Bakın,
Bir annenin babanın evladı işsizse o anne baba mutsuzdur. Bir babaannenin, anneannenin, bir dedenin torunu işsizse o dede, babaanne ağlarlar, ağlarlar, benim torunum iş bulamadı, paramparça olur. Ben bunların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Onun için işte devlet planlama o gençleri yönetecek. Ama şunu bilmenizi isterim. Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençler korkmayacaklar. Çekinmeyecekler. Gençler bizi eleştirecekler. Gençler bize dertlerini söyleyecekler. Gençler bizimle konuşmaktan asla çekinmeyecekler. Bir başka şey şu. O gençler üniversiteyi bitirene kadar kredi yurtlar kurumu var. Bak, kredi yurtlar kurumu. Başında kredi var. Yurtlar kurumu. Biz oraya öğrenci ağırlama merkezi diyeceğiz. Bir kredi derken bir kredi veriyor. Kredi veriyor. Hı hı. O krediyi sonra ay başı o çocuk yatıramıyor. Babası yatıramıyor. Arıyor ki kredi yurtlar kurumu, taksitiniz yatmadı. O çocuk onunla mı uğraşacak? İki, o kredi yurtlar kurumunda inanın bir öğün yemek yiyip de 24 saati geçiren evlatlar var. Biz öyle değil. O çocukların hepsinin olanaklarını ve imkanlarını artıracağız. O çocukları üniversiteyi bitirene kadar sıfır maliyet alacağız. O kaynağı da işte o tarımdan çıkaracağız. O kaynağı hayvancılıktan çıkaracağız. O kaynağı başka yerde. Şimdi benim evlat okumak istiyorsa onu okutacağız. Kendisi eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağım ben. Evet. Eğitimde böyle bir şey yok. Böyle bir düzen yok şimdi. 5 yaşında bir çocuk düşün. Bir fabrika sahibinin çocuğu. Allah daha çok versin. Biz herkesin daha çok varlıklı olmasını isteriz. Ama o çocuk 5 yaşında. O gidiyor özel okula. 20 kişilik sınıfa. Bu tarafta bir evlat daha var. Bu da 5 yaşında. Bunun ekonomik durumu müsait değil. Bu da 40 kişilik sınıfa gidiyor. O 20 kişilik sınıfta teknik, teknolojik bütün donanım var. Elektronik donanım. Bu çocuğun elinde bu yok. O zaman aynı şartlarda hayata başlamıyorlar, kusura bakmayın yani. Onun için Türkiye Değişim Partisi iktidarında bütün evlatlara eğitimde fırsat eşitliğini inşallah biz sağlayacağız. Gençler üniversiteyi bitirene kadar internet onlara bedava olacak. Okullarını yurtlarda ücretsiz olarak kalacaklar. Bu çocuklar başarılı çocuklar. Bu çocukları yurt dışına göndermeyeceğiz. Beyin göçü oluyor. Başarılı çocuklara bakıyorsun ki Alman, Amerikan, bir sürü yabancı firmalar bu çocukları alıyorlar. Bu çocukları alıyorlar. Bu çocukların bilgilerini değerlendiriyorlar. Şu elinizde bulunan cep telefonu. Bu cep telefonunun bilgisini işte bizim o çocuklar veriyorlar. Bu cep telefonunu adam Amerikalı Çin'de 70 dolara yaptırıyor tamamını. Geliyor 1250 dolara satıyor. Onun için ne var? Demek ki bilgi değerli. O bilgiyi biz evlatlarımıza harcayacağız. Bilim vadilerini, teknoloji vadilerini inşallah biz yapacağız ve beyin göçünü önleyeceğiz. O evlatlar örflerimize, törelerimize, geleneklerimize bağlı bir şekilde yetişecekler. Büyüklerine saygılı olacaklar, küçükleri sevecekler. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak okumak isteyen gençlerimizin yolunu açacağız. Oldu ki okumak istemiyor. O zaman onları meslek yüksek okullarına vereceğiz. Meslek yüksek okullarına vereceğiz. Hı hı. Türkiye'yi markalaştıracağız. Bir örnek vereyim. Toparlayacak olursak. Toparlıyorum. Bir örnek vereyim. Ronaldo diye bir adam var. Ronaldo futbolcu. Bu adam İspanyol. İspanya'nın nüfusu 16 milyon. 17 milyon. Türkiye'de 20 milyon lisanslı oyuncu var. Ronaldo'nun fiyatı 250 milyon euro. Türkiye'deki bütün Fenerbahçe, Galatasaray takımları topla, o rakam biz bulamıyoruz. Ya bizim koca bir ülke bir Ronaldo etmiyor mu? Onun için biz de her dalda Türkiye Değişim Partisi iktidarında inşallah markalaşacağız. Ben Ronaldo'nun şimdi Portekiz bize kızmasın. Ronaldo ben Portekizli diye biliyorum ama. Ben nereye söyledim? İspanyol dediniz. Yok, yanlış söyledim. İspanya'da oynadı. Portekizli, doğru söylüyorsunuz. İspanya'da uzun yıllar oynadı. Portekizli, doğru söylüyorsunuz. Ben bir kere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi izlemekte olan bütün yurttaşlarıma da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak halisane duygularla yollardayız. Ülkemizi gerçekten çok iyi bir şekilde yönetecek bilgili, becerikli ve yetenekli kadrolara sahibiz. Ve inanıyorum ki Türkiye Değişim Partimize yurttaşlarımız bir şans verecekler. Biz de o şansı en iyi şekilde değerlendirip ülkemizi çok iyi bir noktaya taşıyacağız. Biz hiçbir siyasi parti farkı gözetmemiz mümkün değil. Toprağımıza bağlıysa, bayrağımıza bağlıysa, inançlarımıza saygı gösteriyorsa başımızın üzerinde yeri var. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak sağı da solu da yormuyoruz. Biz sağ elimizle sol elimizi Bismillah diyerek birleştiriyoruz. Ben vicdanım diyen, ben adalet istiyorum diyen, ben şefkat istiyorum diyen bütün yurttaşlarımıza gönlümüz inşallah açıktır.
Efendim şimdi kapattık ama bizlere gelen bir soru vardı. Çok evet, yoğun bir şekilde evet. aldığımız. Bunu da iletmek istiyorum seyircilerimizin gönlünü kalmaması açısından. Ülkede EYT ve KYK mağdurları var ve bunlar da bir kenara bırakılmış durumdalar ve önemsenmeyi bekliyorlar. Vallahi ben burada notlarım da var. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa özetleyecek özetliyorum, olursak. Özetliyorum. EYT'lilerin sorununu Türkiye Değişim Partisi'nden başkası çözemez. EYT'lileri biz siyaset malzemesi olarak düşünmüyoruz. Oy olarak kesinlikle düşünmüyoruz. Bir mağduriyetleri vardır. Bu mağduriyetlerini önlememiz lazım. Çünkü siz bir yere giderken, bir yere gidip bir imza atarken diyorsunuz ki ben şu tarihte emekli olacağım. Kanun çıktığı günden sonra geçerli olması lazım. Biz EYT'lilerin sorunlarını bütün siyasi partilerle konuşarak ilk genel seçimden sonra çözeceğiz. Çünkü biz ilk genel seçimde Allah'ım izin verirse parlamentoda olacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasa, yeni anayasa çalışmaları hakkında da fikirlerinizi merak Son ediyorum. Son bir şey söyleyeyim. Biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi, bir Cumhurbaşkanlığı makamı vicdan makamıdır. Tarafsız bir makam olması lazım. Herkesi kucaklaması lazım. Ben demokratik parlamenter sistemin ülkemiz için son derece yararlı olacağına inanıyorum. Başbakanlık güçlü bir bakanlar kurulu. Onun üzerinde de Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarıyla herkesi kucaklayacak olan bir cumhurbaşkanı düşünüyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Böyle güzel, istifadeli bir program olduğunu düşünüyorum. En azından kafada yer alan bütün sorulara yanıt verdik ve siz de dinamik ve pozitif bir şekilde bu soruları cevaplandırdınız. Tekrardan teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben de Rümeysa Hanım çok teşekkür ediyorum. Muhammed Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür İnanın ki sorduğunuz sorulara bütün içtenliğimle cevap vermeye çalıştım. Evet. Ve yeminliyiz. Asla inanmadığımız bir şeyi yurttaşlarımıza aktarmayacağız. İnşallah Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine katkıda bulunuruz. İnşallah bütün yurttaşlarımızı bir sevgi etrafında buluştururuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet kıymetli izleyenler, bugünkü programımızın daha sonuna geldik. Konuğumuz Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Beyefendi'ydi. Gazeteci arkadaşım Rümeysa Zügül'le birlikte sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık ve gayet istifadeli bir program gerçekleştirdik. Haftaya yeni bir konukla ülkenin gündemini, ülkenin sorunlarını konuşmaya ve bununla ilgili çözümler üretmeye devam edeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar diliyoruz.